1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Bütün gelenlerin hepsi yok. Açtın mı? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gençler, dünkü dersimizde haberlerin çeşitlerinden bahsedilmişti. Haberler üçe ayrılıyordu. Müfret haberler, yani cümle olmayan haberler. Cümle olan haberler, cümleler ikiye ayrılıyordu. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Bir de şibih cümle olan haberler. Evet. Şibih ayrı mı alıyoruz hocam? Şibih ayrı alıyor. Şimdi isim cümlesi, fiil cümlesi ayrı. Şibih cümle ayrı. Selamun, esselamu aleyküm gibi. Bunlar ayrı. Bugün de başka bir konu görüyoruz. Takdimu haberil mübtedai. Mübtedanın haberinin öne geçmesi. Esas kaide ne? Mübtedanın önce gelmesi, haberin sonuna gelmesidir. Mübtedanın önce, haberin sonuna gelmesidir. Ama bazı sebeplerle haberin mübtedadan önce gelmesi vaciptir, gereklidir yani. Anladınız mı? Bunlar nerelermiş bakın. Eynel meferru ayetten almış. Kaçış nereye? Mefer kaçış. Kaçış nereye? Meta Resulullah, Allah'ın yardımı ne zaman? Bulamadınız mı? Meta Resulullah, Allah'ın yardımı ne zaman? Keyfel halü, nasılsın? Hal nasıl? Keyfel hal. Keyfe halüke, keyfel halü. Hal, durum nasıl? Misaller okuyalım, aşağıda tahlilinde bunları anlatalım. B grubu, fil faslı sınıfta vardır. Talibün bir talebe olucudur. İnde ahi, kardeşimin yanında vardır. Dayfün, misafir. Dayf. Bunun çoğulu ne gelir? Duyuf gelir. Edyaf gelir. Duyuf. Misafirler. Dayf, duyuf. Mesela Araplar diyorlar ki el huccacu vel ummaru, hacılar, umreciler, duyufur rahman. Rahman Teala'nın neyidir? Misafirleri. Beyne yedeyhi, onun elinde, önünde vardır. Burhanın bir delil. Burhan delil demek. Burhan, hüccet, delil. Cim. Mel ka'idu, komutan olmadı illa Halid'in, ancak Halid. Ancak Halid komutandır. Bu Halid İbni Velid'den bahseder. Evet. Peki. İnneme şairu, ancak şair Ebu Temmam'in. Ebu Temmam'dır. Yani şairler çok ama Ebu Temmam gibi bir şair yok demektir yani. İnnemel haliku, ancak yaratıcı Allah'ı, Allah'tır Celle Celaluhu. De lissaimi, oruç tutan için vardır. Sevabuhu, sevabı, orucun sevabı. Lissaimi, oruç tutan için vardır. Sevabuhu, sevabı. Ma'al müderrisi, müderris de beraberdir. Kitabuhu, onun kitabı. Yani müderrisin kitabı kendisiyle beraber. Kitabı yanındadır manasına. Lil amileti, çalışan kadın için vardır. Ecruha, ücreti. Şimdi burada dört grupta misaller getirdi. Bakın. Elif, ba, cim, dal. Dört grup misaller getirdi. Şimdi buralarda nasıl haberler müfteda üzerine geçmiş onu göreceğiz. Eşşerhu şerh. Teemmelil cümleler ismiyete. İsim cümlelerini düşün. Fil emsileti sabikati. Geçen örneklerde, misallerde tecit bulursun. Niye burada tecit diye okuyoruz bunu? Mesela teemmel, düşün. Emrin cevabında gelir. Emrin cevabında gelen fiiller meczumdur. Emrin cevabında. Şey gibi hocam, feskuruni eskurkum aydın. Aynen, aynen. Fezkuruni eskurkum veşkuru li ve la tekfurun. Evet. Emrin cevabında gelen. Emrin cevabında gelen fiiller meczumdur. Çünkü emirler şart manasına. Anladınız mı? Ha. Onun için burada tecid diyorsun, bak tecidü demiyorsun. Yani geçmiş isim cümlelerini
geçmiş misallerde düşünürsen ya tecit bulursun demektir. Neyi? Ennel muhbere anhu muhberun anhu. Kendisinden haber verilen demektir. Kendisinden haber verilen ne? El müptede e müpteda. Şimdi haber muhberun anhu. Muhberun anhu ne demekmiş? Kendisinden haber verilen. Kendisinden haber verilen hangisi? Müpteda. Haber, haber veren. Muhberun anhu. Kendisinden haber verilen. Kat teahhara sonradan geldi. An haberihi haberinden. Yani müpteda haberden sonra geldi. Haberden sonraya kaldı. Halbuki asıl kayda neydi? Müpteda'nın haberden önce gelmesiydi. Kat teahhara. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bu maziden önce geldiği zaman tahkik şey kaldı. Muhakkak manası muzariden önce geldiği zaman taklil ya da ihtimal. Burada hani şey muzari olarak geliyor ya hocam. Hangisi muzari? Teahhara muzari değil şey, ki mazi. Olarak geliyor ya. Hani burada öne geçme durumları falan var ya hocam. Hani müptedanın ya da müptedanın. Yok senin şimdi sorduğun bu teahhara muzari değil mazi. Yok işte mazide kesinlik manası var ya hocam. Evet. Haber öne geçtiği durumlarda hani kesin olmuş olmuyor müpteda. Sonradan gelmiş oluyor. Bunun alakası yok. Kat teahhara sonradan gelmiş, sona kalmış oldu an haberi haberinden. Teahhur demek sonradan gelmesi. Haber önce müptedanın sonra. Mesela fefihi elif el meferru ve nasru vel halu. Orada üç tane misal geçti. Dikkat edin. Eynel meferru nasru, nasrullah, nasru. Ötekinde de el halu kelimeleri. Ve fi ba örneklerinde talibün, dayfün, burhanün kelimeleri dikkat ederseniz onlara bakıyorsunuz değil mi yukarılara? Ve fi cim kelimesi, cim grubunda halidün ve ebu vallahu kelimesi ve fi dal sevabuhu ve kitabuhu ve ecruha işte bu sayılan dört grupta bu sayılan efendim kelimeler hadihil müptedaatü işte bu müptedalar hadihil müptedaatü müptedeün müptedaatün cemisi onun işte bu müptedalar onlar hep müpteda sayılanlar tekaddemet geçti aleyha onların üzerine ehbaruha haberleri vücuben vacip olarak o zaman bu konuyu şöyle bileceksiniz. Haberin, müptedanın üzerine geçmesi vacip olan yerler. Not alın. Haberin, müptedanın üzerine geçmesi vacip olan yerler. Böyle yerlerde haberin, müpteda üzerine geçmesi vaciptir. Bunların tabii yerlerini söyleyecek. Hangi sebeplerden haber öne geçmiş onları söyleyecek. Felimâdâ, niçin tekaddemel haberu? Haber öne geçti. Vel aslu fi rutbetihi esas gelişinde asıl olan haberin gelişinde ettehiru sonradan gelmektir. Ettehiru sonradan gelmektir. Burada niye önceden geldi? Sebeplerini söyleyecek. Teemmel düşün. Emsiletel kaimeti elif. Elif bölümündeki misalleri düşün. Yukarıda var ya eynel meferru meta nasrullah keyfel halu. Bunları düşün, tecit bulursun el habere haberi carran ve mecruran. Carle mecrurdan bulursun, dikkat et. Haberler carle mecrurdan. Nerede ama o? Fi bir demiş orada. Hocam atladık galiba. Hocam atladık mı orayı? Atladık hocam. Ha tamam. O zaman mana tutmadı hele. Teemmel emsiletel kaimeti elif. Elif listesindeki, grubundaki efendi misalleri düşün, tecit bulursun. Ennel habara fiha, buralarda haber min esmail istifhami. İstifham, soru isimlerindendir. Bunlara esmai istifham deniyor. Soru isimleri var. Mesela eyne nerede, meta ne zaman, keyfe nasıl, bak bunlar hep soru. Peki, eyne, meta, keyfe ve esmaül istifham. Esas bileceğiniz kayde bu. İstifam isimleri leha onlar için vardır. Es-sadaratü fil kelami. Cümlede
başta gelme hakları var. Sadarati kelam denir buna. Sadarati kelam ne demekmiş? Başta gelme. Cümlenin başında gelme hakkı var. Sadarati kelam, baş köşeye geçme hakkı var. Anladınız mı? Sadarat bu demek. Mesela sadr-ı azam diyorsun. Sadr-ı azam ne demek? Sadr-ı azam şeyin padişahın. Sadr-ı azam. Padişah? Yardımcısı sağ kolu gibi bir şey hocam. En büyük vezir işte. Vezir işte. Öyle değil mi? Başbakan. Ha. Peki ondan sonra burada ne diyor? Esas gelişinde ismi istifamların hakkı neymiş? Cümlenin başında gelmesi. Sadarat burada kelamda cümlenin başında gelmesi demek. Ve lizalik bundan dolayı tekaddemel haberu haber geçti alel müftide müftide üzerine. Müftidenin önüne geçti. Şimdi el meferru eyne denmez. Nasrullahi meta denmez. El halü keyfe denmez. Neden? Çünkü bu istifam isimlerinin cümlenin başında gelme hakları var. Ha, o zaman birinci grup bu. Birinci sebep bu. Cümlenin başında gelme hakkı olan kelimeler haber olursa başa geçirmiş. Cümlenin başında gelme hakkı olanlar. Peki devam ediyoruz. Ve teemmel düşün emsiletel kaimeti ba. Ba listesini, ba misallerini düşün. Tecid bulursun el habere haberi. Carran ve mecruren. Carle mecrurdan bulursun. Fi bak fil faslı da fi. Ve zarfen zarf olarak fi yani essani ve salis demektir. Yani şu fi parantez içindeki bir var ya fil evveli demek. Birinci misalde burada fi harfi cer el faslı mecrur. Bak cerle mecrur. Ötekiler de zarf olarak ikinci ve üçüncü. Ve zarfen zarf olarak rakamla ifade etmiş. Fissani ve salisi. İnde zarf beyne de zarf. Orayı anlayabildiniz mi? Zarflar bak. Fil faslı da cerle mecrurdan oluştuğu için haber öne geçmiş. İnde beyne zarf olduğu için öne geçmiş. Peki vel mübtede ve mübtede fi hadil kaimeti bu misallerde nekiratün nekradir gayru muhassasatın taksis edilmeyen. Taksis ne demek? Yani bir nevi belirlilik kazanmayan. Mesela belirlilik kazanmayan. Dikkat ederseniz sınıfta olucudur. Talibün bir talip. Bir talip deyince hangi talip? Herhangi. Hangi öğrenci? Herhangi bir öğrenci. Bak belirlilik kazanmamış. Belirlilik kazanmamış. Peki o zaman buna biz ne diyoruz? Nekra-i gayri muhassasa. Taksis edilen nekre demek ortaklarının azalması demektir. Tamam mı? Mesela şöyle deseydi. Fil faslı efendim sınıfta olucudur. Talibün müçtehidün. Çalışkan bir talebe. Bir nevi bak çalışkanlıkla onun ne yaptı? Ortaklığı azalmış. Yani çalışkan olmayanları çıkardı oradan. Tamam mı? Çalışkan olmayanları çıkardı. Ya da şöyle desem fil faslı sınıfta var. Talibün efendim zekiyün. Zeki bir talebe var. Zeki olmayanlar çıktı bak. Ortaklarını azalttı. Taksis edilmemiş olursa umumi. Herhangi bir talebe var. Çalışkan olur, olmaz, hasta olur, olmaz. Efendim zeki olur, olmaz. Peki tecit bulursun onları şey yaptığın zaman ey nekiratün ammetün. Genel. Gayrı muhassa ne demek? Genel nekre. Likulle efradil cinsi cinsin fertlerini kapsayan. Yani talip cinsi. Herhangi bir talebe. Talip cinsinin fertlerinden her birini kablayan ya da hepsini kablayan nekreyi amme deniyor buna. Genel nekre. Genel. Yani şöyle desek bize. Bir adam geldi. Bir adam geldi. Kim o bir adam? Bir adam geldi. Adamlardan bir adam. Ama özelliğini söylediğin bir adam olursa. Özelliğini söylediğin. Şu özellikle bir adam geldi dediğin zaman o özelliğe sahip olmayanlardan çıkardı onu. O zaman belirlendi bir nevi. Bir nevi marifelik kazanmış oldu. Bir nevi. Tecid bulursun. Ve lidelik bundan dolayı tekaddeme el haberu haber geçti alel müftede müftede üzerine. Bundan dolayı. Demek ki müftedalar şöyle diyeceksiniz. Müftedalar nekre-i gayri muhassasa olur.
haberler de cari ile mecrurdan olursa ya da zarftan olursa öyle diyeceksiniz. Haberler müfteda üzerine geçer. Cari ile mecrura şibih cümle desek olmaz mı hocam? Tabii ki şibih cümle zaten. Şibih cümle zaten. Onu da ama burada cari ile mecrur diyor. Hı. Ya da zarf diyor yani. Zarflar da cari ile mecrur da şibih cümledir tabii ki. Ama orada cümle değil ki o. Sadece orada bir kelime olarak almış bu. Evet. Siz bunu bu şekilde bilin. Ama şibih cümlelerin cari ile mecrurdan veyahut da efendim zarftan oluştuğunu bilin. Peki ve teemmel düşün emsiletel kaimeti cim. Cim bölümünün misallerini. Cim grubu var ya şurada. Hangisiydi onlar? Tecid bulursun ennel habere haber maksurun alel müftedeyi. Sadece müftedeye taksis edilmiş. Maksur sadece onlarla sınırlanmış. Mesela ne diyorsun bakın? Kasr nefiden sonra illa gelirse kesinlik kazanır ha. Nefiden sonra olumsuz bir kelimeden sonra illa gelirse burada kasr vardır. Kasr ne demek? Ya da hasr. Taksis, taksis. Mesela ne diyor orada dikkat edin örneğine. Mel kaidü komutan olmadı illa Halid'ün ancak Halid komutandır. Tamam mı? Ancak Halid. Yani gerçek komutan, cesur komutan, şecaatli komutan ancak Halid'dir. Buraya taksis etti. Komutanlığı kime taksis etti? Kime hasretti? Kime, kiminle sınırlandırdı? Halid'le. Anladınız mı? Mesela Mel Mesihü ibn Meryem'e Kur'an'da geçiyor. Mel Mesihü ibn Meryem'e illa Resul. Meryem oğlu Mesih İsa ancak bir Resul'dür. Resul'den başka bir şey değil. Peygamberdir. Peygamberlik sıfatına taksis etmiş oldu. Peygamberlik sıfatını ona vermiş oldu. Peygamberlikle sınırladı. Meryem oğlu Mesih, Mesih İsa Aleyhisselam'ın başka bir adı. Ancak bir peygamberdir. Anladınız mı? Oraya hasretti. Hasır ne demekmiş? Yani ancak peygamberlik sıfatında sıfatıyla bütünleşmiş. Peygamberlik sıfatında başka bir sıfatı yoktur. İsa'nın. Demektir. Peki ancak şair Ebu Temmam'dır dediği zaman yine burada innema hasredatı. Ancak. İnnema. Ya da ancak yaratıcı Allah'tır. O zaman Allah'tan başka yaratıcı sıfatını taşıyan yoktur. Bu hasr. Sinne mi? Sadla. Sadla. Hasr. Sadla. Burada demedi mi hasrı? Maksur dedi ya burada. İşte taksis edilmiş. Alel müftede müftedaya. Ve lizalik bundan dolayı tekaddeme aleyhi müftedanın üzerine geçti. Vel maksuru taksis edilen hüve o ellezi öyle kimse ki yeli innema ve ma. Bir maynafiyeyi bir de innemayı takip eden kelimelerdir. Esas şairlik taksis edilen mesela mayı takip eden gayet kelimesi. Komutanlık kime taksis edilmiş? Kimine sınırlı? Halid'le. Şair olan kim? Ebu Temmam. İnnemâ'den sonra gelen. Halik olan kim? Ancak Allah Celle Celaluhu. Vel maksuru hüvellezî yeli innemâ ve mâ. İnnemâ ile mâ'nın peşinden gelen. Zaten orada iki tane harf zikredildi. Bir mâ, mâ'den sonra illa geldi. Taksis ifade ediyor. Bir de innemâ. Mesela şöyle desek biz. El mu'minûne ihvetün. Ne oldu bunun manası? Müslümanlar kardeştir. Müminler kardeştir. Vurgulama oldu mu burada? Yok. Yok. İnnemel mu'minne ihve. Ancak müminler, ancak müminler bak. Taksisi. Kardeşlik ancak iman temel üzerinde oluşan kardeşlik kardeşliktir. Ancak müminler kardeştir. Ancak müminler. Burada ne olduğu zaman? Hasr. Yani kardeşlik iman temeli üzerine kurulan kardeşlik gerçek kardeşliktir. Bazen nesepleri aynı da olsa biri mümin biri kafir olabilir. Orada kardeşlik nesepte var da dinde yoktur. Ancak kardeşlik ne üzerine kurulmuş? İman, iman. Ancak hocam, müminler burada, kardeştir. Burada haber öne geçmiyor mu? İnne ben müminin ihvatında yoksa? Kur'an'a dair yok, orada müpteda. Müpteda. Evet, müpteda gelmiş.
Peki şimdi geçiyoruz öbürüne. Ve teemmel, düşün, emsiletel kaimeti dal. Dal grubunun misallerini düşün. Tezit bulursun. Ennel müftede müfteda iştemele kapsadı. Yani müftede de bulundu. Ne üzerine neye şamil oldu? Neyi içerdi? İçerdi manası. Kapsadı manası. Ala damirin bir zamiri. Öyle zamir ki yaudu dönüyor. Ala ba'dıl haber. Habere dönen bir zamir içeriyor. Müptedada buna da böyle diyeceksiniz. Müptedada habere ait bir zamir varsa haberler müpteda üzerine geçer. Şimdi misaline bakın. Velev ukhiral haberu, haber sona bırakılsaydı le'adet damiru, zamir dönmüş olurdu. Alel müteahhiri. Sonra gelen kelimeye fil lafzı lafızda ve rütbeti rütbede. Şimdi bakın. Bunu yazacağım yalnız. Bunu yazmam lazım. Oradaki misali ne? Lissaimi devabuhu. Lissaimi saimi seva. Bakın şimdi bunu görebiliyor musunuz? Evet. Saimi oruçlu için orucudur. Sevabuhu onun sevabı. Şimdi bu müpteda. Bunun aslı şöyle. Sevabuhu lissaimi. Sevabuhu lissaimi okusaydık bunu. Bunu da yazayım. Sevabuhu lissaimi. Lissaimi. O zaman bu müpteda misal, bu zamir kendisinden aşağıdaki bir kelimeye raci oluyor. Bu yanlış. Hem lafızdaki geliş yeri aşağıda, hem efendim dönüş yeri aşağıda. Buna diyor ki hem lafızda kendisinden sonraki bir kelimeye, hem de manada kendisinden sonraki bir kelimeye raci olması bu zamirin, bu hata. Bu neymiş bu? Bu hata. Doğrusu ne? Saimi sevabı. Şimdi burada her ne kadar müptedadaki zamir geliş itibariyle sonra olsa da asıl itibariyle öncedir. Öncedir. O zaman bu her ne kadar zamir geliş itibariyle bundan sonra gelse de bu asıl mana itibariyle sonradır, bu öncedir. Müpteda önce, haber sonra. O zaman biz buraya ne diyoruz bu? Lissevabiye, lissaimiye. Efendim, haberi mukaddem diyoruz. Haberi mukaddem. Haberi mukaddem ne demek? Öne geçirmiş haber. Buna ne diyoruz? Sevabı müptedayı muakkar. Tedai müekhar. Müekhar. Her ne kadar buradaki zamir efendim, ama müpteda kendisinde haber aracı bir zamir olursa haberlerden sonra gelirmiş. Bunu böyle bileceksiniz. Müptedada haber aracı bir zamir. Bak bunu eski kitaplarda çok zor anlarsınız. Müptedada habere raci bir zamir varsa haber müptedanın üzerine geçer. Öyle diyeceksiniz. Peki feddamiru elha'u, nereye geldik burada? Ve le ukhirel haberu le'adet damiru, eğer haber sona bırakılsaydı deminki yazdığım gibi ne olurdu? Le'adet damiru, zamir dönerdi alel müteahhiri. Sonraki kelimeye fil lafzı, hem lafızda sonra ve rütbet hem de gelişte sonra. Rütbe. Rütbe kelimenin dizilişi, gelişi. Ve hu la yecuz, caiz olmaz. Ve lizalik, bundan dolayı tekaddemel haberu, haber öne geçti. Feddamiru elha'u fi sevabuhu, sevabuhu'daki ha damiri yaudu, raci oluyor, dönüyor ile saimi, o lisaimi kelimesine. Ve damiru, zamir la yaudu,
raci olmaz. İlla ala mütekaddimin, kendisinden önce geçen bir kelimeye raci olur. Lafzan, ya lafzan geçmiş, ev rütbeten. Rütbe dediği, mesela bir baba orada otursa, evlat burada otursa, rütbeten şeyi, lafzan, görünüşte fiziki olarak baba orada oturuyor ama rütbe itibariyle yukarıdadır. Rütbe itibariyle yukarıdadır. Yani her ne kadar görünüşte orada otursa da, yani odanın alt köşesinde otursa da rütbe itibariyle yukarıdadır. Burada da zamir, müptedadaki zamir, efendim her ne kadar kendisinden önce gelen habere son, çünkü diyor kendisinden önceki haber, müptede habere raci. Ama zamir önce zikredilse müptede ile beraber, haber sonra zikredilse kendisinden sonraki kelimeye raci olduğunda bu caiz olmaz. Arapça gramerde zamirler kendisinden önceki efendim kelimeye dönmesi lazım, raci olması lazım. Ve damiru zamir, bak orada diyor la yaudu, dönmez illa ala mütekaddimin, öne geçene raci olur. Lafzan, lafzan ev rütbeten ya da rütbeten. Ev lafzan ve rütbeten ya da hem lafzan hem rütbeten. İşte buradaki her ne kadar lissaimide efendim öne geçmiş ise de bu lafzan öne geçmiş ama manen rütbeten sondadır. Öyleyse müpteda da, müpteda sevabuhu kelimesi, müpteda da habere raci bir zamir bulunursa o zaman haberin müpteda üzerine geçmesi ne olmuş oluyor? Vacip olmuş oluyor. Peki maal müderrisi kitabuhu, bu da aynı. Maal müderrisi, burada ma muzaf, el müderrisi muzafın ileyh, bu da bir yerde yine ne olmuş oluyor? Cârle mecrur olmuş oluyor. İzafet yoluyla kitabuhu'daki zamir kendisinden önceki maal müderrisi, müderris kelimesine raci olduğu için efendim her ne kadar zamir lafzan aşağıda olsa da rütbeten yukarıda. Rütbesi yukarıda. Dil amileti aynı şekilde burada çalışan kadın için vardır. Ecruha ücreti. Ecruha'daki zamir amile kelimesine raci. Evet. Bu şekilde o zaman sizin buradan özetlenleyeceğiniz şey, not olarak bunu alacaksınız. Müpteda olan kelimelerde, müpteda olanlarda habere raci, habere dönen bir zamir geldiğinde haberin müpteda üzerine geçmesi vacip olur. Vacip olur. Bizim eski kitaplarda bunu anlamak çok zor. Burada çok güzel özetlemişler. Çok güzel özetlemişler. Dördü tamam. De vacip değil mi? Şey, bunun dördü de vacip. Dördü de vacip. Mesela bakın şimdi kaidelerde göreceksiniz zaten. Şu kaideyi, bu şerhi yukarıdaki misallerin izahı. Şimdi kaideye dönelim. El kaidetü, kaide. El aslu fil haberi, haberde asıl olan minel elf, nedir? En yeliyel müptedae. Müptedanın peşine gelmesidir. Veliye, veliye, vela yeli, vela yeli. En yeliye. Demek ki haberde asıl olan neymiş? Müptedanın önce haberin sonuna gelmesidir. Velakinnehu, lakin efendim haber, lakinnehu'daki zamir habere gidiyor. Yetekaddemü, geçer aleyhi müptedanın üzerine vücuben, gerekli olarak, vacip olarak. Buradaki vacip dini vacip değil. Lüzum, gereklilik. Tamam mı? Bu nahivde vacip bizim dini anlamdaki vacip anlamına gelmiyor. Ya gereklidir haberin müptedanın üzerine geçmesinin gerekli olduğu yerler, lazım olduğu yerler, vacip olduğu yerler fi mevadı, birkaç yerde, birkaç yer, mevadı. Mevadı ne kelime? Kim söyleyecek? Evet. Mevadı. Çoğul da. Buna biz ne diyoruz? Gayrimusarrıf. Gayrimusarrıflığı da başka. İsmi mekan bu. Mevdu'un, mevdu'ani, mevadı'u. Mevdu'un, mevdu'ani, mevadı'u. Anladınız mı? Ne olmuş orada? İsmi mekan olmuş. Mevdu'un, yer demek. Mevdu'ani, iki yer. Mevadı'u, mevziler. Ya da mesela zaman manasına da gelebilir bunlar. Bir de mastar manasına da gelebilir. Mevdu'un, koymak manasına da gelebilir. Mevadı, konulan yerler. Ya da mevzular. Bir, mesela size
özeti burada yapmış işte. Lazım olan hepsinin sonucu bunlar. Ne zaman haber müpteda üzerine geçermiş? Bunu tek tek soracağım. Bir, İzâ kânel haberu, haber olduğu zaman. İsim cümlesinde. Minel elfazı, kelimelerden, lafızlardan. Elleti, öyle lafızlar ki leha, onlar için vardır. Es sadaratü. Başta gelme. Başta gelme hakkı var. Sadaratı kelam derler buna. Sadaratı kelam hakkı var. Şimdi esas bir odada baba mı başka şey geçer, evlat mı? Şimdi tersine dönmüş olabilir. Baba, baba. Anne, baba. Tamam. İşte sadaratı kelam hakkı dedi. Yani esas cümlenin başında gelmesi gereken kelimeler var. Buna sadaratı kelam hakkına sahip olan lafızlar demektir. Tamam mı? Deniyor. Ke esma-i istifam. İsim istifamlar gibi. İstifam isimleri. İstifam isimleri terkiplerde, cümlelerde cümlenin başında gelme hakkına sahip olan kelimelerdir. Biz ona ne diyoruz? Sadaratı kelam. Sadaratı kelam. Türkçesi cümlenin başında gelmesi gereken kelimeler. İki, İzâ kânel müptede ve müptede olduğu zaman nekiraten nekra. Dikkat edin. Müptedalar nekra olduğu zaman. Vel haberu, haber de cârran ve mecruran. Haberler cârle mecrur. Demin dedin ya şibi cümle diye. Ev zarfen ya da zarf olduğu zaman haberler müpteda üzerine geçer. İkincisi neymiş? Haberler cârle mecrurdan veya zarflardan oluştuğu zaman müptedadan önce gelmesi gereklidir. Vaciptir. Yani, üç. Müpteda marif olsa geçemez. Hayır. Geçemez. Sıfat alsa. Ya o zaman geçemez. O zaman haberler zaten marifedir. Şey, haberler nekr olabilir. Müptedalar marifedir. Müptedalar marif olduğu zaman haber umuzuna geçemez. Hep önde olur. Evet, aynen. Müptedalar önde olur. İşte müptedaların önde olmaması gereken dört sebep bunlar işte. Üç. İzâ kânel haberu, haber olduğu zaman maksuran, taksis edilmiş, ait kılınmış, alel müptede, sade müptedeye taksis edilmiş. Ne diyordu orada? Mel hâliku, efendim, innemel hâliku Allah. Harf, taksis harfiyle, has edatıyla. Ancak yaratıcı Allah'tır. O zaman burada müpteda da haber, haber şey, müpteda da marife, haber de marife. Size başka bir kaide, müpteda ile haber ikisi de marife olursa o zaman has ifade eder. Taksis. Anladınız mı? Müpteda ile haber ikisi de marife olduğu zaman başlarına da bir has edatı gelsin gelmesin, taksis ifade eder. Mesela bunun örneği Allahüllezî rafa'as semâvâti bi gayri amed. Allahu Allah rafi'us semâ Allahüllezî Allah rafi'us semâvâti vel ard. Allahu rafi'us semâvâti. Allah Celle Celaluhu burada marife. Rafi'us semâvâti o da marife. İkisi de marife olduğu zaman o zaman yerleri, gökleri gördüğünüz direkler olmaksızın kaldıran, üzerinizde tutan ancak Allah'tır. Başka değil. Mesela Allahu Halik-i Külli Şey. Bu da öyle. Allahu Halik-i Külli Şey. Ayet geçiyor. Allah her şeyin yaratıcısı. Ancak Allah her şeyin yaratıcısıdır. Kulda halikiye sıfatı yok. Yaratma sıfatı yok. Halik olan kimdir? Halik olan Allah'tır. Anladınız mı? Peki. Demek ki haber müptedaya tahsis edilmiş olursa. O da yukarıda geçti işte. Mel kaidu illa halidun. Bu hasrın yolları da ya nefiden sonra istisna edatı gelir ya hasr edatı olan innema'dan sonra gelenler. Bunlar haber olduklarında başa geçerlermiş. 4. İzâ kâne fil mübtede'i, mübtedada olduğu zaman damirun, bir zamir, öyle zamir ki yaudu, dönüyor ala ba'dıl haber. Haberin bir kısmına. Haberin bir kısmına. Mesela orada geçmiyor muydu? Dikkat edin. Lissaimi oruçlu için vardır. Sevabuhu. Onun sevabı. Her şey değil ama bir kısmına dönüş yapıyor. O zaman oruçlunun birçok özellikleri var. O zaman oruçlu için ne vardır? Tuttuğu orucun sevabı vardır. İşte cüz'i. Ya da müderrisle beraberdir. Kitabuhu. Onun kitabı yanındadır manası. İşte dört maddeyi özetlemiş oldu. Burada bir iki temrin yapmış. Onlardan hemen kısaca bakalım.
Mesela birinci tedrib. Alıştırma. Da'a. Da'a anlamı neydi? Tayyip. Koy. Hattan çizgi. Tahtel haberi. Haberin altına. Ve beyin açıkla sebebe takdimihi. Öne geçmesin sebebi. Mübtedanın üzerine geçme sebebini de açıkla. Peki cümleler şuymuş. Ve ledeyna mezidun. Veledeyna mezid. Bizde vardır. Bizim yanımızda daha fazlası da var. Ne oldu burada ledeyna? Ledey kelimesi ne? Zarf, zarf. Sebebi takdim neymiş? Şuraya yazacaksınız. Efendim, sebebi takdimil haberi alel mübtedei kevnuhu zarfen. İzâ kânel haberu zarfen yetekaddemü alel mübtedei demektir. Özeti bu. اِذَا كَانَ الْخَبَرُ زَرْفًا اَوْ جَارًا وَمَجْرًا demiyor muyduk? Ha, o zaman burada zarf, bu ledeyna zarftır. Leda, inde, tamam mı? Bunlar hep zarf. Peki, o zaman ne oluyormuş? اِذَا كَانَ الْخَبَرُ sebebi bu işte takdimin. Zarfen يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمُبْتَدَئِ mübtedaya geçer. وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ غِشَابَةٌ ancak onların gözlerinde perdeler vardır. Münafıklardan bahsederken. Yok, kafirlerden bahsederken bu var. Münafıklardan değil. Şimdi burada عَلَى اَبْصَارِهِمْ haber, haberi mukaddem, غِشَابَةٌ مُبْتَدَئِ مُوَخَّرْ mübtedeyi muakkar, onu öyle yazacaksınız. Peki burada niye haber mübtedanın üzerine geçmiş? اِذَا كَانَ الْخَبَرُ جَارًا وَمَجْرُورًا يَتَقَدَّمُ alel mübtede'i, sebebi bu. Anlıyor musunuz? Peki. Üç. Bak ben bunları daha önceden burada okumuş değilim ha. Ben bunları şimdi ilk defa okuyorum size. Ben buralara bakmadım hiç. Hiç bakmadım. Ama ben kaideleri çok farklı kitaplardan biliyorum. Yani daha önceden buraya bakmış değilim. Ben derslerin çoğuna bakmam. Tamam mı? Peki. Em ala kulubin akfaluha. Yoksa onların kalplerinde kilitler mi var? Kalplerin kilitleri. Mesela efela yetedebberunel Kur'an. Bu kafirler Kur'an'ı düşünmezler mi? Em ala kulubin Muhammed suresi. Em ala kulubin akfaluha. Yoksa onların kalpleri kilitli mi? Şimdi burada ala kulubin. Yine carle mecurdan haber meydana gelmiş. Nekre aynı zamanda akfaluha müftedada haber raci zamir var. Hangi zamir? Ha zamiri. Gördünüz mü? Fiha aynun cariye. O cennette akan gözeler var. Pınarlar var. Ayn. Ayn şu göze dendiği gibi aynı zamanda cennetteki kaynaklara da deniyor. Orada akan kaynaklar var. Burada ne var? Peki? Cerle mecrur. Cerle mecrur. Ha. Anladınız mı? İndelil müttakine mefaza. İnnenin haberi de aynı, dikkat edin. Yok, inne ma'lusri yusra. Burada da yine cearle mecurdan meydana geliyor innenin haberi. O zaman isminin üzerine geçmiş. Çünkü yukarıda bir şey söylemişti, dikkat ederseniz. Haberler, kâne ve akavatının haberleri, inne ve akavatının haberleri, aynı müftedanın haberleri gibidir. Onlarda da aynı kurallar geçerli. Anladınız mı? Ne diyorum ben şimdi? Haberlerdeki bu dört madde zikredildi ya, müftedadan önce geçmesi özellikleri, sebepleri, o inne ve akıvatın haberlerinde de aynıdır. Aynı özellikler olursa onlarda da geçer. O zaman innenin haberi isminden önce gelir. Kânenin haberi isminden önce gelir. Kâne ve akıvatı, inne ve akıvatı. Evet. İnne lil müttakîne mefaze. Burada da innenin haberi isminin üzerine geçti. Mefazen innenin ismi dil müttakine carle mecurdan olduğu için, oluştuğu için innenin isminin üzerine geçmiş oldu. İnnemâ indeke zeydün. Burada da hasredatı var. Aynı zamanda haber burada zarf. Haber zarf olduğu için. Aynı zamanda hasredatı olduğu için ancak senin yanında olan zeyittir. Zeyitten başkası değildir. Hasr var bak. Peki ledeyye eklamün. Yanımda kalemler vardır. Burada müftida nekre efendim ledeyye zarf olduğu için ledeyna da zarf, ledeyye de zarf. Benim yanımda kalemler var. Zarftan oluştuğu için tekadüm etmiş.
Mâ adilün illallahü. Tahsis. Ancak gerçek adil olan Allah'tır. Allah'tan başka. Burada da tahsis var, hasr var. Eyne ma'hedüke. Eyne burada ismi istifamlardan. Senin ma'hed ne demek ma'hed? He? Ne? Enstitü ya. Ma'hed o demek. Tamam mı? Ma'hed, enstitü. Efendim, senin ma'hedin nerededir? O zaman burada haber hangisi? Eyne. Müftüde hangisi? Ma'hedüke. Ma'hedü. Burada niye takaddüm etti haber? İstifam. Çünkü ismi istifamdan olduğu için. Şurada da diyor ki ikinci tedripte İc'al gıl eşbâhel cümelil âtiye te yazmış burada. Eşbâhel cümeli. Öyle cümleler ki öyle cümlelerin benzerleri el âtiye te. Eşbâha sıfat vermiş. Gelecek şübih cümlelerini kıl ahbaran haberler. Bi haysu tekûnü bir şekilde ki o haberler oluyor muakkaraten merraten bazen şeyden sonra geliyor söyleyin o şibih cümleler haberden müftidadan sonra ve mukaddemeten merraten bazen de takaddüm ediyor. Peki fiddari şibih cümle burada haberi mukaddem burada biz bunu cümle, isim cümlesi yapsak ne diyeceğiz? Ne? El-Ummu fiddari. Fiddari Zeydün. Fiddari Racülün. Evde bir adam vardır. Var. Olucudur. Cerle mecrur. Mukaddem yapsak ne olur o zaman? Haber muakkar olsa. Efendim o zaman ne diyeceksin? Zeydün fiddari. Zeydün o zaman marif olunca fiddardının haberi olur. İndeke Racülün diyebilirsin. Diğerlerini de siz yapın. Peki üçüncü tedripte ne yazıyor? Orada da diyor ki gayyir fil cümeli taliyeti. Gelecek cümlelerde değişiklik yap. Li yusbihal haberu gayre vacibi takdim. Haberlerin müftedalardan öne geçmesinin vacip olmaması için. Yani caiz olması için. Mesela li mecalisil ilmi tullabuha. Li mecalisil ilmi. Burada haber bu işte. Li mecalis. Niye? Cerle mecrudan meydana gelmiş. İlmin meclisleri için vardır. Tullabuha. İlim meclislerini arayan, araştıran. İlim meclisinin talipleri vardır. Tullab ne kelime? Tullab. Cemi. Mükesser. He? Ne cemisi? İsmi faali cemi mükesser. Ne cemisi? Talibin ismi faali mükesser. Ha, talibini çek bakayım. Talibun, talibanın, talibun, tullabun, tullabun, talebe. Gördün mü? Tullab cem müzekker mükesser. Tullab yine cem müzekker mükesser. Talebetün yine cem müzekker mükesser. Talibu ne? Cem müzekker musahhah. Müfredinin kalıbı bozulmamış. Biz burada haberi önce getirdik. Gelmesi vacip. Ama el cümelü madet tagir demiş. O zaman şöyle diyeceksin müftedanın öne haberin sona gelmesi için. Tullabü tullabü et-tullab li mecalisil ilm. O zaman öyle diyeceksin. Ya da et-talebetü li mecalisil ilmi. İlim meclislerini talep edenler. Öyle diyeceksin. Alel mektebi kalemün. Mektep üzerinde, masa üzerinde kalem vardır. El kalemü alel mektebi. Orada marife getireceksin ve diğerleri de öyle. Fil icazi belagatün. İcazda belagat vardır. Burada cerle mecrur. İcaz ne demek gençler? İcaz, icaz. Bir i'caz var, bir icaz var. He? Ne demek Selman? İcaz, veciz, kısa, özlü. Özlü ifadelerde belagat vardır. Cümleler ne kadar özlü olursa o kadar belagatlıdır. Arap gramerlerine uygun. Bir de i'caz var. İ'caz ne demek? Muciz kılan. Yani aciz bırakan, icaz. Kur'an'ın icazı. Kur'an'ın icazı. Bak bir icaz, bir icaz. Kur'an mucizdir. Yani bir benzerini, en kısa suresinin benzerini kimse getiremez. Muciz bu demek. Mucize de buradan geliyor. Mucize. Peki Kur'an mucizdir. Muciz ne demek?
Veciz, veciz. Kısa cümlelerle çok mana ifade eden kelimeler. Fil hakkı kuvvetün. Hakta kuvvet vardır. Manasını sana söylüyorum, siz yapacaksınız. Beyne sufufi feragun. Saflar arasında boşluk var. Alel kulubi akfaluha. Kalplerin kilitleri var. Lil muallimi ihtiramuhu. Muallim için efendim muallime hürmet, saygı gerekir. Muallime saygı gerekir. Hocaya saygı gerekir. Anladınız mı? Lil muallimi desek yine olur. O zaman dersin ki oraya el ihtiramu lil muallim. O zaman başa geçer mübteda. Hocaya hürmet gerekir. Meşşairu illa cerirun. Şair ancak cerirdir. Cerirden başka şair yok. Burada hasr var. İnnemel hatibu umeru. Ancak hatip Ömer'dir. Evet gençler. Burada kaldık. Şimdi şeyden ne kadar o birler kimdi? Birinci sınıflar. Nereye kadar okuduğumuz daha şeyde? Birinci daha birinci fasıldasınız. Aynen öyle. Şimdi biz kaça geldik? Sayfa. Efendim 42'ye geldik. Üçüncü üniteye geçtik. Evet. Sayfa 35'i giderek mi atladık? Anlamadım. Sayfa 35'i dediğini okuyacağız demiştik ya. Sayfa 35. Yok okumayacağız orayı. Ben demin baktım da gerek yok. Şimdi ekalliyyatuna fil alem. Alemde ekalliyyat ne demek? Efendim alemde azınlıklar. Azınlıklar. Tamam mı? Ya da az olanlar. İşte bunu bu konuyu okuyacağız inşallah. Bundan önce de bir makablil kıra demiş. Lima yakteribun nasu adeten. Adeten insan niye yabancı olur? Helyekunil iktirabü dâhili. İç efendim yabancılık olur mu? Ektera minel iktirabü hariç. Bir hariçte yabancı sayılma var. Bir de kendi ülkende yabancı olman var. Limadan için unzur bi suratin ile nassı. Süratlice bu aşağıdaki parçaya bak. Vecip amma yeli, şu gelenlere cevap ver. Ma adedül müşkilat. Yani problemlerin sayısı nedir? Elleti yukabiluha, Müslümanın karşılaştığı el muhteribü, el müslimü fil büldanil uhra. Başka ülkelerde Müslüman olan, yabancı olan, muhterip, garip olan kimselerin problemleri nedir? Üzkür enva hadil müşkilat. Bu müşkilatın evilerini say. Efendim, ma ekberu hadil müşkilat. Bu müşkilatlar ne büyük fi ra'ike, senin görüşünde limazan için. Ya da bu müşkilatların en büyüğü nedir? Senin görüşünde en büyük müşkilat nedir? Niçin? Limaza yuvacihul müslimü, Müslümanlar niçin yöneliyor? Müşkilatin, müşkilatları fit ta'am ve şerab. Müslümanların karşılaştığı. Limaza niçin? Yuvacihul müslüme, müslimü, Müslüman karşılaşıyor müşkilatin problemlerle. Nerede? Efendim fit taami, yemede içmede daha ve şara, işte yemede içmede. Bunları bu konuda işleyecek işte. Yani kendi ülkesinde azınlık olan ya da azınlık konumunda olan ya da başka ülkelerde azınlık konumunda olan kimseler hakkında bir konu işleyeceğiz inşallah. Evet. Bu kadar gençler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.